6. sınıf sosyal bilgiler beceri temelli testler 2. ünite cevapları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf sosyal bilgiler beceri temelli testler 2. ünite cevapları, SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 162 cevapları, SEF 1. Orta Asya'da karasal iklim hakim olduğundan yaz ayları oldukça sıcak geçerken kışları oldukça soğuktur. Bölgede yaşayan Türkler, iklimin etkisiyle diğer milletler gibi hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlardır. Türkler, büyük hayvan sürülerine otlak ve su bulmak için bu coğrafyada sürekli hareket halinde olmuşlardır. Kurdukları devletin sınırları içerisinde yaylak ve kışlak alanlar arasında göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askeri yetenekler kazandırmıştır. Orta Asya'nın ağır iklim şartları burada yaşayan Türklerin her an tedbirli ve hazır olmasını sağlamıştır. Buna göre Orta Asya Türk toplumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Konar göçer yaşam tarzını benimsemişlerdir. B. Zorlu coğrafi koşullar askerlik becerilerini geliştirmiştir. C. Yaşadıkları coğrafya, toplumsal kimlikleri üzerinde etkili olmuştur. D. Ticaret yollarını denetim altına almak için Çin Seddi'ni inşa etmişlerdir. Cevap D. 2. Kapkan Kaan oturdu. Gece uyumadı, gündüz oturmadı. Kızıl kanımı döktürerek, kara terimi koşturarak işi, gücü verdim hep. Uzun keşif kolunu yine gönderdim hep. Siperi, nöbet yerini büyüttüm hep. Geri dönen düşmanı getirirdim. Kaan'ımla ordu gönderdim Tanrı korusun. Bu Türk milleti arasında silahlı düşmanı koşturmadım. Damgalı atı koşturmadım. Orhun yazıtları. Verilen yazıtlarda kök Türkler ile ilgili. I. Askeri. 2. Siyasi. 3. Ekonomik. Alanlarından hangilerine değinilmiştir? A. Yalnız 2. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. I. 2 ve 3. Cevap B. 3. Orta Asya'da Hunlara ait olduğu kabul edilen bir kurganda yapılan kazılar sonucu altın ve gümüş eşyalar, halı ve kilimler, demir, kılıç ve at koşum takımlarına rastlanmıştır. Verilen bilgilere göre Orta Asya Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Atı evcilleştirdikleri. B. Madencilikle uğraştıkları. C. Yerleşik hayata geçtikleri. D. Dokumacılıkla ilgilendikleri. Cevap C. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 163 cevapları, SEF 4, verilenlere göre İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili. I. Yaşam tarzı yerleşme biçimini etkilemiştir. 2. Uygur devletinde kültürel gelişmeler yaşanmıştır. 3. Göktürk devletinde milliyetçiliğe ait unsurlar görülmektedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap D. 5. tabloya göre İslamiyet'in kabulünden sonraki durum için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Sosyal çatışmalar önlenmeye çalışılmıştır. B. Kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Eğitime önem verilmiş ve öğrenciler için imkan oluşturulmuştur. D. Zengin ve soylu insanların çıkarları gözetilmeye devam etmiştir. Cevap D. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 164 cevapları, SEF 6, Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra. Karahanlı hükümdarı Satuk Burhan Müslüman olmuş ve Abdülkerim adını almıştır. Gazneli Mahmud, Abbasi halifesi adına hutbe okutmuş ve Türk hükümdarları arasında Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. Selçuklu Sultanı Alparslan ve Melikşah döneminde vezirlik yapan Nizamül Mülk'ün çalışmalarıyla Nizamiye medreseleri kurulmuştur. Buna göre I. Yeni eğitim kurumları açılmıştır. 2. Türkler İslam dünyasının dini lideri olmuştur. 3. Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar almıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Ayv 3. C. 2 ve 3.
D, I, 2 ve 3. Cevap B. 7. Yukarıdaki görsel incelendiğinde. I. Türkler astronomi ile uğraşmışlardır. 2. İslamiyet'in kabulünden sonra 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. 3. Toplumlar kendilerine ait önemli olayları başlangıç yılı olarak kabul etmişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 3. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. I. 2 ve 3. Cevap C. SFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 165 cevapları, SF 8, Türk İslam Devletleri ile ilgili verilen tarih şeridini incelediğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Devletler ortak zaman diliminde yaşamıştır. B. Karahanlı Devleti tarihte kurulan ilk Türk devletidir. C. Türkler Anadolu'ya Büyük Selçuklu Devleti döneminde gelmişlerdir. D. Büyük Selçuklu Devleti'nin kısa sürede yıkılmasında iç karışıklıklar etkili olmuştur. Cevap D. 9. Aşağıda Gazneli Mahmut dönemi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Sultan, unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olmuştur. İslamiyet'i Hindistan'da yaymak için bölgeye 17 sefer düzenlemiştir. Firdevsi'nin dünyaca ünlü eseri Şehname, Gazneli Mahmut'a yazılmıştır. Bu bilgilere göre Gazneli Mahmut dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İslam kültüründen etkilenilmiştir. B. Edebiyatla ilgili gelişmeler yaşanmıştır. C. İslamiyet'in gelişmesi için çaba harcanmıştır. D. Türkler İslamiyet'i bu dönemde kabul etmiştir. Cevap A. 10. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine ait. Tokat Niksar'da Anadolu'daki ilk medreselerden biri olan Yağbasan Medresesi. Erzincan Tercan'da içerisinde kervansaray, hamam, mescit ve türbe olan Mama Hatun Külliyesi. Sivas'ta taş işlemeleriyle ünlü Divriği Ulu Camii. Diyarbakır'da dünyanın en büyük taş kemerine sahip olan Malabadi Köprüsü yapılmıştır. Buna göre Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Askeri yapıların inşa edilmesine önem vermişlerdir. B. Ticaretin gelişmesine yönelik yapılar inşa etmişlerdir. C. Mimari alandaki çalışmalarla Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. D. Anadolu'da bilim ve eğitim hayatının gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Cevap A. SFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 166 cevapları, SF 11, İpek Yolu, Çin'in Şiyan kentinden başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan önemli ticaret yollarından biridir. Bu yolda ipek ticaretinin yanı sıra değerli taşlar, porselen, yağ, tahıl gibi değişik ürünler de taşınmış, bu yol üzerindeki şehirler, ülkeler zenginleşmiştir. Bu yola egemen olabilmek için devletler birbirleriyle sürekli mücadele etmişlerdir. İpek Yolu, ayrıca Doğu ve Batı kültürü arasında köprü görevi de görmüştür. Verilen bilgilere göre, İpek Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kültürler arası etkileşimi sağlamıştır. B. Tarih boyunca Çin hakimiyetinde kalmıştır. C. Egemen olan devletleri ekonomik olarak güçlü kılmıştır. D. Devletler arasında hakimiyet mücadelesine neden olmuştur. Cevap B. 12. tarihi İpek Yolu'ndan yalnızca tüccarlar değil, yol üzerindeki ülkeler, şehirler hatta köyler büyük kazançlar elde ettiler. Tüccarlar yolculukları sırasında uğradıkları ülkelerin, şehirlerin ve köylerin dillerini, sanatlarını, yemeklerini, kıyafetlerini öğrenmiş ve başka ülkelere tanıtmışlardır. Bu parçada İpek Yolu'nun I. Kültür, II. Ekonomi, III. Savunma alanlarından hangilerine etkisinden söz edilmiştir? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap B. 13. aşağıdaki tabloda Selçuklular ile Bizans Devleti arasında yapılan savaşlar verilmiştir. Tablodaki verilenlere göre I. Savaşlar aynı yüzyılda yapılmıştır. 2. Bizans'ın Anadolu'daki gücü kırılmıştır. 3. Anadolu'da hakimiyet mücadelesi yaşanmıştır. Bilgilerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnızlığı. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap C. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 167 cevapları. SYF 14. Orta Asya'daki konar göçer Türklerin pantolon, çizme, yelek, kemer, ceket ve gömlek gibi giyim eşyalarını kullandığı bilinmektedir. Türkler giysilerini koyun, kuzu ve av hayvanlarının derisiyle koyun, keçi ve deve yününden yaparlardı. İpek yolu ticaretine önem veren kök Türkler yünden ve deriden kumaşlar satıp ipek kumaşlar aldılar. Verilen bilgiye göre Türklerin I. Savaşçı bir millettir. 2. Hayvancılıkla uğraşmışlardır. 3. Sanatsal faaliyetlerde gelişmişlerdir. 4. Ticarete önem vermişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. Cevap C. 15. Her biriniz, memlekete dair düşünüp saltanatımız devrindeki aksaklıkları tespit ediniz. Divan ve sarayınızda yerine getirilmesi gerekirken, yapılmayan yahut gözümüzden kaçan durumları tespit ediniz. Ayrıca evvelki sultanların yaptıkları halde bizim yapamadığımız durumları tespit ediniz. Üzerinde düşünelim, bu düşünceleri hayata geçirelim ki din ve dünya işlerimiz yolunda ve yordamında devam etsin. Sultan Melikşah'ın bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez: A. Hizmetlerin kontrol edilmesini. B. Ülke sorunlarına duyarlı olunmasını. C. Halkın yönetime katılımının sağlanmasını. D. Önceki yöneticilerin eksikliklerinden ders alınmasını. Cevap C. 16. Bilge Kağan yazıtının kuzey yüzü. İlhi Göğün yarattığı Türk Bilge Kağan, bu devirde tahta çıktım. Sözlerimin tamamını dinleyin. Doğuda güneşin doğduğu yere, güneyde aydınlığın ortasına, batıda güneşin battığı yere, kuzeyde karanlığın ortasına kadar, bu sınırların içerisindeki halkın tamamı bana bağlıdır. Bu kadar halkın tamamını düzene soktum. Çin halkıyla ilişkileri düzelttim. Çinliler altını, gümüşü, ipeği, ipeklileri ihtiyaçtan fazlasıyla öylelikle verirler. Çin halkının sözleri tatlı, ipeklileri yumuşakmış. Tatlı sözle, yumuşak ipeklilerle kandırıp uzaktaki halkları bu şekilde kendilerine yaklaştırırlarmış. Yakına yerleştikten sonra da gereken kötülüğü orada düşünürlermiş. Bu bilgilere göre Orhun yazıtlarında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Çinlilerle ticaret yapıldığına. B. Göktanrı inancına sahip olunduğuna. C. Bilge Kağan'ın devletin kurucusu olduğuna. D. Bilge Kağan'ın ülke sınırlarını genişlettiğine. Cevap C. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 168 cevapları. SYF 17. İpek Yolu, Çin'den başlayıp Orta Asya ve Anadolu üzerinden geçerek Avrupa'ya kadar uzanan tarihin en önemli yollarından biri olmuştur. Yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerinde tüccarlar büyük kervanlar ile ticaret yapmış, yolculukları sırasında uğradıkları ülkelerin, şehirlerin ve köylerin yemeklerini, sanatlarını, kıyafetlerini öğrenmişlerdir. Bunun yanında İpek Yolu birçok devlete cazip gelmiş ve savaşların çıkmasına sebep olmuştur. Parçada İpek Yolu'nun hangi alandaki etkilerine değinilmemiştir? A. Dini. B. Ekonomik. C. Siyasi. D. Kültürel. Cevap A. 18. Aşağıda İpek Yolu görseli verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle İpek Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Farklı ülke ve şehirlerden geçmektedir. B. Hakimiyeti tamamen Türklerin elindedir. C. Üzerinde farklı ürünlerin ticareti yapılmıştır. D. Farklı ülkelerden tüccarlar ticaret yapmıştır. Cevap B. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 169 cevapları. SYF 19. İlk Türk devletlerinde ülke, Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılarak iki hanedan üyesi tarafından yönetilmiştir. Daha üstün tutulan taraf olan doğu kısmını asıl hükümdar, batı kısmını da hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmış ve bu yetkiye de Kut adı verilmiştir. Devlet yönetiminde hükümdara toy, kengeş, kurultay gibi danışma meclisleri yardım etmiştir.
Parçaya göre ilk Türk devletlerinin özelliklerinden hangileriyle ilgili çıkarımda bulunulabilir? A. Siyasi, ekonomik. B. Askeri, dini. C. Siyasi, kültürel. D. Kültürel, askeri. Cevap C. Yemince Hazreti Muhammed, Mekke'de Müslümanlara karşı artan baskı ve şiddet üzerine 622 yılında Medine'ye hicret, göç etme kararı aldı. Medine'ye göç eden Hazreti Peygamber burada Müslüman, Yahudi ve Medineli putperestleri bir araya getirerek Medine Sözleşmesi'ni yaptı. Medine Sözleşmesi'nin bazı maddeleri şunlardır. Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır. Medine'nin savunması birlikte yapılacaktır. Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır. Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır. Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hazreti Muhammed hakem olarak kabul edilecektir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in ulaşmak istediği amaçlar arasında yer almaz? A. Medine'de huzur ve barış ortamı oluşturmak. B. Müslümanları Yahudilere karşı üstün kılmak. C. Mekkelilere karşı güç birliği yapmak. D. İç çatışmalara son vermek. Cevap B. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.